Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yazdan kurmuş olduğum bütün turşularımı tek tek açacağım ve sonucunu hep beraber göreceğiz. Bakalım nasıl turşu kurmuşuz. Çok merak ediyorum, kıvamı, tadı, tuzu nasıl olmuş, hep beraber görelim isterseniz. Bütün turşularımın hepsini tezgahıma koydum. Tek tek hepsini açacağım şimdi. Bu görmüş olduğunuz mor lahana turşum. Çok farklı bir tarif arkadaşlar. İçine kesinlikle su koymadım. Bunun videosunu inşallah sizlerle paylaşacağım. İlk başta salatalık turşumuzdan başlayalım. Bu turşuma bildiğiniz gibi limon tuzu koymadım. Limonun kabuklarını soyduk, o şekilde kurduk. Sizin için bakacağım. Tam bir ay oldu turşumu kuralı. Turşularınızı kesinlikle serin ve karanlık bir yerde muhafaza edin. Olmadı diye turşunuzu sürekli karıştırmayın. Turşu fazla ilgiye ve alakaya gelmez. O yüzden de bırakın kendi kendine yavaşça olsun. Serin ve karanlık bir yerde koyduğunuz zaman turşularınız Mayıs ayına kadar o çıtırlığını hiçbir şekilde kaybetmeyecektir. Evet. Bu sade salatalık turşum. Sertliğini hala görüyorsunuz. Hiçbir yumuşama yok. Sizin için bir tane yiyeceğim. Arkadaşlar çok güzel olmuş. Görüyorsunuz içine. Turşunda hiçbir şekilde erime yok. Gayet kıtır kıtır bir turşu elde etmişiz. Gerçekten çok güzel olmuş. Sirkesi de tuzu da tam gelmiş. Limon tuzu yerine limon koymanızı tavsiye ederim. Gerçekten lezzetine doyulmaz bir tat çıkıyor ortaya. Şu an burada olsanız da bu turşulardan tadabilseniz, gerçekten kendim yaptım diye övmüyorum ama çok lezzetli bir turşu çıkarmışım ortaya. Sıradaki turşum ise kıl biberi. İnce kıl biberinden kurmuş olduğum turşum. Rengi zaten sarımtırak bir renk aldıysa da turşunuz mutlaka olmuştur. Hemen bunu da sizler için açıyorum. Biber turşumuzun kıvamına bakalım. İnce kıl biberin turşusu gerçekten daha lezzetli oluyor ve içinde o tohumları olmadığı için yemesi o kadar da güzel oluyor. Yazdan yapmış olduğum ince kıl biber turşumu görüyorsunuz. Çok güzel bir renk elde ettik ve hiçbir şekilde dokunalım. Biberlerimde gördüğünüz gibi erime yok. Eridiği zaman şu şekilde elinize hamur gibi gelir. Bunda da erime yok görmüş olduğunuz gibi. Çok lezzetli. Diğer biberlerden daha çok seviyorum ben bu turşuyu. Diğer biberler içinde tohumlar olduğu için fazla lezzetli gelmiyor bana. Tabii ki de bu tercih meselesi. Jülyen şeklinde doğradığım havuç turşumu açmak istiyorum ilk önce. Açar açmaz kokusu o kadar güzel geldi ki anlatamam size. Bu da jülyen şeklinde kurmuş olduğum havuç turşum. Bazı arkadaşlar sormuşlar. Maydanoz koyulur mu turşuya diye. Yani koymamak bence hata. Maydanoz turşuya çok güzel yakışıyor. O yüzden de mutlaka koyun. Havuçlarımda da görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde erime yok. Sizin için bir tane yiyeceğim, yine küçük bir tane. Çok güzel arkadaşlar. Her zaman aynı ölçüde kurduğum için turşularım hemen hemen tadı ve lezzeti aynı oluyor. Yorumlarda da merak edilen kırmızı biber turşumu sizler için açacağım. Kırmızı turşumuzu her zaman buzdolabında muhafaza ediyoruz. Kesinlikle dışarı koymuyoruz. Kokusu, lezzeti o kadar güzel ki. Hiçbir şekilde turşumda erime falan yok. Közlenmiş kırmızı biber turşum. Aynı tazelikte kırmızı biber turşum duruyor. Gerçekten çok lezzetli. Yemeklerin yanında ya da sabah kahvaltılarını sos olarak yiyebileceğiniz bir turşu. Bunu buzdolabında 2-3 ay bu şekilde saklayabilirsiniz. Sırada patlıcan turşum var. Patlıcan turşum rengini sarımtırak bir renge çevirmiş. Bu demek ki turşumuz olmuş demektir. Hemen bunu da açıyorum. Patlıcan turşumuzu dikkatli bir şekilde çıkartalım. Çünkü uzun uzun yerleştirdiğim için çıkarması zor olacaktır. Onun için de bir maşa yardımıyla çıkartabilirsiniz. Yanına da lahana koymuştum. Artan lahanam vardı. Turşumu görüyorsunuz. Sarımtırak bir renk aldı. Hiçbir şekilde yumuşama yok. Gerçekten lezzetli. Maydanoz saplarını çıkartıp tüketebilirsiniz. Ya da maydanozu seviyorsanız saplarını da yiyebilirsiniz. Sapları da gerçekten vitamin kaynağı bu arada. Evet, turşumu görüyorsunuz. Çok lezzetli. İçine de biber koymuştum. Siz içine lahana da koyabilirsiniz tabii ki de. Sırada ampul domates turşum var. Bu da rengini sarımtırağa çevirmiş. Bunu da hemen açıyorum.
Turşularınızı alırken kesinlikle el değdirmeyin. Bir maşa yardım ya da bir kaşık yardımıyla alın. Ampul domates turşum aynı tazeliğini koruyor. Yine sert bir kıvamda. Hiçbir şekilde erime yok yine. Bu ampul domatesden bulursanız kesinlikle kaçırmayın. Bunu tohumundan aldım arkadaşlar. Rabbim nasip ederse yazın ben ekmeği düşünüyorum bahçeme. Tadı çok güzel ve tek lokmalık. Bir tane yemek istiyorum. Süper olmuş arkadaşlar. Fasulye turşum var. Fasulye turşumu önceden açtım arkadaşlar. Yemeğe başladık yani anlayacağınız. Hemen salatalık turşumun yanına size göstermek istiyorum. Bunun içine de limon koymuştuk. Bu da fasulye turşum arkadaşlar. Böyle küçük fasulyeler bulursanız eğer ocakta haşlamanıza gerek yok. Direkt normal turşu gibi kurabilirsiniz. Ortaya çok güzel bir lezzet çıkıyor. Kıtır kıtır bir turşu elde ettim fasulye turşumla da. Lezzeti çok güzel olmuş. Herkes damak zevkine göre tuzunu ayarlayabilir. Ben genellikle 1 litre şişeme 2 tatlı kaşığına yakın tuz kullanıyorum. Bu bizim damak zevkimize uyduğu için bu miktarda kullanıyorum. Ama size çok daha tuzsuz da gelebilir ya da tuzlu da gelebilir. Bunu azaltıp çoğaltabilirsiniz de. Fazla da tuzsuz kurmayın çünkü turşunuzda erime olabilir. Çok merak edilen karışık turşumu sizler için açacağım. Yorumlar kısmında en çok sarımsak atmadığımı söylediler. Arkadaşlar sarımsaksız turşu olmaz. Görmüş olduğunuz gibi alt tarafta sarımsaklarım var. O yüzden de sarımsaksız turşu koyduğumu düşünmenizi istemem. Sarımsaksız turşu da olmaz zaten. Hemen açıyorum arkadaşlar. Yavaş bir şekilde açın. Hava yapabilir çünkü içinde lahana var. Sarımsağa turşu koymadı diyenler için ilk önce sarımsaklarımı çıkarmak istiyorum ki sarımsakları koyduğumu görün. Karışık turşum hazır. Lezzeti de tadı da çok güzel olmuş. Acurlarımı seçerken ince olmasına dikkat ettim. Diğer videomda da görmüşsünüzdür nasıl hazırladığımı. İncecik, hiçbir şekilde erime yok. Her zaman karışık turşularımın içine limon koyuyorum. Bazı yorumlarda sormuşlar limon kabuğu acı olduğunu iddia ediyorlar. Ama ben senelerdir bu şekilde kuruyorum ve hiçbir şekilde acıyla karşılaşmadık. Eğer acı olduğunu düşünüyorsanız da limonun kabuklarını soyup bu şekilde de kurabilirsiniz. Karışık turşum da bu şekilde arkadaşlar. Açmadığım bir tek turşum kaldı. O da karışık turşum ama onun içine lahana koymadım. Mor lahana koyduğunuz zaman turşunun rengi bu şekilde oluyor. Yani gerçekten çok yakışıyor turşulara. Diğer turşuma koymadım. Sade kurdum onu. Diğer turşuma mor lahana atmadım. Bu da karışık turşum. Aynı bu şekilde kurdum arkadaşlar. Umarım videomdan sıkılmamışsınızdır. Yazdan kurmuş olduğum bütün turşularımı sizlere göstermek istedim. Hiçbir şekilde erime, küflenme, çürüme yok görmüş olduğunuz gibi. Allah nasip ederse bunları serin bir yerde muhafaza etmeye devam edeceğim. Serin bir yerde muhafaza ettiğiniz zaman turşularınızda hiçbir şekilde erime olmaz. Ağzını sıkı kapattığınızdan emin olun. Hava aldığı zaman turşunuzda küflenme ve erime olacaktır. Bunlara dikkat edelim. Serin bir yerde tuttuğunuz zaman turşunuz ne kadar da geç de olsa o kadar da lezzetini koruyacak ve o kıtırlığını hiçbir zaman kaybetmeyecektir. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.